Ertuğrul Özkök geçen hafta bir yazı yazmış. Onu biliyorsunuz ne olduğunu ama bir daha bunu hatırlat dedi, yazıştık. İşte deli dolu Enver ama işte o da 5 milyon izleyiciye ulaştı. İlk 3'te ilk 4'te falan diye yazmış. Öpgüle gırgırı bir arada yazmış. Deliliği kabul ederim demiştim. Fakat tekrar hatırlattım. Israrla hatırlatıyorum. İnatla hatırlatıyorum arkadaşlar. Siz de hatırlatın. Burada bir belediyenin, bir şirketin bir tek kuruşluk katkısı hiçbir zaman olmadı. Fonumuz yok. Avrupa Birliği fonları da yok. Bir yerden para alırsanız teşbih de hata olmaz. Tasmanız olur. Bize tasma yok. Tamam mı? En önemlisi bu. Bugün bana dava açan bir partinin genel başkanı, siz biliyorsunuz, oradan buradan para yağan yerde gidip konuşuyor. Çanak sorular diye program yapın. Çanak sorular, çanak çanak. Onu yağla balla, bunu yağla balla. Televizyonlardan nefret etmiş halk. Çok güzel ya. Bu itiraz, bu isyan, bu direniş olacak. Siyasiler o koltuklardan tokat deyip inecek. Başka bir dünya olacak. Göreceksiniz. Yarın 29 Ekim, bana göre ölmüş olan 29 Ekim ama yenisinin kurulması için milyonlar sokakta olacak. Göreceksiniz. Başka bir şey oluyor. Buradan da belediye başkanlarına bir şey söyleyeceğim. Allah cezanızı versin. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Hani beddua ediyorum ki dava açmasınlar. Oğlum geri zekalı mısınız? Türkiye'de Cumhuriyeti popçularla kutluyorsunuz. Üstelik boktan popçularla kutluyorsunuz. Her biri Erdoğan'ın çöken cumhuriyetin yanında olmuş vasat heriflerle, vasat kadınlarla kutluyorsunuz. Allah kahretsin sizi. Ya meydanlarda bu ülkenin çok değerli sanatçıları var ama yeter artık. Sadece yani çok özür diliyorum. Bu ülkede mesela Zülfü Livaneli'den başka kimse yok mu abi? Yok mu? Binlerce sanatçı var. Binlerce genç var. Binlerce orkestra var. Çağırın gençlik orkestralarını, Taksim Meydanı'na kurun. Klasik orkestra çalsın, koroları var. Güzel şarkıcılar dinleyelim. Çağırın Devlet Opera Balesi'ndeki arkadaşlarımızı, kovulmuş olanları, işsiz olanları. Çağırın Kent Orkestrası'nın güzel sesli solistleri çıksın. Neden abi 1 milyon lira, 2 milyon lira verip kıçı kırık, sesi yok, bir şeyi yok zıplayanlara veriyorsunuz ya? Halkın parasını harcıyorsunuz. Cumhuriyetin olduğu gün mesela sanatçılara bir yarışma yapın. Kentin en güzel yerlerine modern sanatçılardan heykeller olsun. Artık şehirlerimiz değişsin. Her tarafta şarkılar olsun. Neden abi neden? Popçulara herkes her şeyi veriyor. Bu ülkede başka sanatçı yok mu? Ya da hep aynı. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Yani artık bir pazar olmuş. Bir tüccarlık olmuş. Zaten onlara bok gibi para akıyor. Özür diliyorum. Bu ülkede çok büyük sanatçılar var. Çok büyük sanatçılar var. Ve şimdi buradan çağrı yapıyorum. 29 Ekim kaşelerini ünlü olanlar için açıklayın. Öyle yok. Erdoğan da besliyordu. Ahmet Özhan'ı besledi. Emel Sayın'ı besledi. Bilmem kimi besledi. Siz de besliyorsunuz. İlişkisi olanlar konser alıyor. İlişkisi olanlar tiyatro oyunları alıyor falan. Adil olun. Ben satın almayın demiyorum. Tam tersine alın. Ama sanatsal niteliği olanlar alın. Hani Cumhuriyet bilimdi? Hani Cumhuriyet sanattı? Hani Cumhuriyet irfandı? Bakın Mimar Sinan Üniversitesi'nde konteynerlarda ders yapılıyor. Konteynerlarda. Çünkü Tayyip Bey o kadim binaya el koydu ve göreceksiniz Fındıklı'daki denize sıfır olan binaya da el koyacak Tayyip Bey. Buradan Handan Hanım'a, Handan İnce Hanım'a, edebiyatçıdır, rektördür, Handan Hanım'a çağrı yapıyorum. Benim de mezun olduğum okulu kimseye vermeyin. Vermeye kalkarsanız önce beni karşınızda bulursunuz. Net. Benim hocam orada felsefe bölümü kurdu. Orada Türkiye'nin en büyük sanatçıları yetişti konservatuarda. Bugün ekrana bakın, ekrana bakın. Hepsi büyük sanatçılar, değerli sanatçılar, geçmişten bugüne gelenler. Anılar var. Erdoğan'a vermeyin. Müşfik Hoca orada ders verdi. Yıldız Hoca, gerçi o öteki taraftaydı, o ders verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl yerinde konservatuarı koruyorsa yerinde koruyacağız. Ya Ankara'da, bakın Ankara'da kim çıkıyor? Al. Al. Al işte. Size Ankara'da Mansur Yavaş. Çok bayıldınız Mansur Yavaş. Ulan Reza Zerrab'la neler yaşadığını biliyorsunuz. Utanmıyor musun Mansur Bey Ebru Gündeş konseri yapmaya? Utanmıyor musun Mansur Bey? Ya bu ülkede tertemiz türküler söyleyen, kendi seslerini hiçbir destek almadan o abuk sabuk müziklerle yapmayan bir tane sanatçı yok mu ya? Bu nasıl bir mafya?
Bu nasıl bir mafya? Mansur Bey, Ebru Gündeş'in sen kim olduğunu biliyor musun birader? Ebru Gündeş bugün, kabul edin ya da etmeyin ama, Reza meselesinin hesabını verememiş bir hanımefendi. Aynen Barış'ın dediği gibi meydana çıksın Mansur Bey. Biz eski ülkücüler, yeni cumhuriyetçi görünen faşistler, biz Rezalarla yan yanayız desin. Topla pılını pırtını Mansur Bey. Köpekleri katlettin. Ebru Gündeş şarkı söylüyor. Senin o masum tavrının altında maalesef eski geleneğin çıkıyor. Cumhuriyeti siz kurmadınız. Cumhuriyet sizin geleneğiniz değil. Ebru Gündeş'in cumhuriyeti kutlama hakkı da yok. Ya orada Ankara Devlet Opera Balesi var. Ankara Devlet Tiyatrosu var. Tamer'in kafasına vura vura. Lan Tamer, çekil kenara. Sen kimsin diyeceksiniz. Gelecek o insanlar. Tamer kim? Tamer kim? Orada Türkiye'nin en önemli sanatçıları var. Hepsi kovulma pahasına gelir. Başkent, yeniden başkent yapın. E ben soruyorum sana Mansur Bey. Melih Gökçek de Ebru Gündeş'i çağırmaz mıydı? Çağırdı. Ne farkın var senin? Arkadaşlar, kültür faaliyetlerinde, bilim faaliyetlerinde, düşünsel meselelerde fark oluyor. İşte olmuyor. Olmuyor. Ankara'ya gidiyorsunuz, her tarafta Zülfü Livaneli. Lan Cumhuriyeti Zülfü Livaneli mi kurdu? Bak Zülfü abiye saygım sonsuz ama ayıptır. Ayıptır. Lan başka isimler de var. Kalp kırmak istemiyorum ama ayıptır. Ayıptır. Sertab Erener Cumhurbaşkanı'nın elini ayağını öptü neredeyse. Gitti, hatırlayın. Sertab konseri. Halk da alkışlıyor. Ulan o zaman Mazhar Alanson'u da çıkartın. O da Zila'yı okusun. Hani evladını yeni kaybetti, söylemek istemiyordum ama saraydakiler gelecekse. Bir sonraki sene önerimi yapıyorum Mansur Bey. Bir sonraki sene Cumhuriyet'in ruhuna Fatiha'yı Yavuz Bingöl'e okutun. Çok da güzel olur. Size de yakışır. Çünkü dönek kıymetliyse eğer, Yavuz'dan daha işinler de. Hatta turne yapın belediyelere. 81 il. Yavuz geliyor, Yavuz. Arkasına Seda Sayan, Ebru Gündeş. Yapın böyle. Utanmıyorsunuz. Utanmıyorsunuz. Dün de şeyde gördüm. İzmir Belediyesi ne kadar popçu varsa koymuş oraya. Arkadaşlar ya. Ayıptır ya. İzmir'de konservatuar var. Ankara'da konservatuar var. İstanbul'da konservatuar var. Aç parantez. Mimar Sinan Üniversitesi'ne kimse dokunmaya kalkmasın. Kimse. Kimse. Türkiye'nin pırıl pırıl gençleri, bakın Fındıklı'da Türkiye'nin en iyi mimarları yetişti. Fındıklı'da Türkiye'nin en iyi ressamları yetişti. Sanayi Nefise Mektebi ya, Cumhuriyet'ten eski ya, ayıptır. Orayı da mı peşkeş çekeceksiniz? Konservatuvarın olduğu yerde benim arkadaşlarım okudu. Türkiye'nin en büyük balerinleri yetişti. En büyük operacıları yetişti. En büyük tiyatrocuları yetişti. Hepimizin müzisyenler yetişti. Allah aşkınıza yapmayın Handan Hanım. Lütfen Handan İnci. Yapmayın. Erdoğan'ı tanıyorsunuz. Bilebildiğim kadarıyla akrabasınız. Gidin lütfen. Deyin ki Sayın Cumhurbaşkanı, zaten memleket sizin. Hepimizi maraba yaptınız. Bari bu çocuklara dokunmayın. Bu çocuklar dünyanın her tarafında, İstanbul, Ankara, İzmir konservatuarlarda, 9 Eylül konservatuarında o boğa çalan bir çocuk geliyor bana ya. Cumhuriyet budur. Cumhuriyet yıkılmış Antakya'da, deprem altında ezilmiş Antakya'da, o halen bu kadar sıkıntıya rağmen evladını alıp konservatuarda oboa okutan babadır. Ona bu şansı veren ülkedir. O kız çocuğudur Cumhuriyet. O kız çocuğudur Cumhuriyet. Buralarda da yoksanız lan nerede olacaksınız? Nerede olacaksınız? Çok mu gaza geldim Ali ya? Ama bu sefer olumlu bir gaz. Recai, gaza mı geldim? Ha? Ama karşı değilsin. Söylediklerinde yanlış bir şey var mı Recai? Altına imza atar mısın? Atarım dedi. İyi. Nurgül! Efendim? Söylediklerimi duydun mu? Duydum. Kalkmana gerek yok. Nasıl buldun? Çok harika. Ha, kamuoyu yoklaması bitti böylece. 2, %100.